Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tecvid uygulamalı e, olarak tecvid uygulamalarını göstererek dersimize başlıyoruz inşallah. Bu dersimizde Tebbet, Nasr ve Kafirun suresinin tecvid kaidelerine değineceğiz. Onlara bir göz atacağız. İnşallah yeri geldiğinde farklı noktalarda da sizlere bilgi vereceğiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dedik ki Allah lafzında üç tane tecvid kaidesi mevcut. Birincisi elif lam takısından sonra idgam şemsiye harflerinden lam gelmiş ve idgam şemsiye bilagunlu olmuş. La'yı uzatan gizli bir elif var. Kendisinden sonra sebebi medden herhangi bir şey yok. Bu sebepten dolayı meddi tabi'i olmuş. Ve lafzatullah'dan önceki harfin harekesi esri olduğu için lafzatullah ince okunur. Erra e, elif lam takısından sonra ra harfi gelmiş. İdgam-ı olmuş. Hükmü ra var. Yani her ra harfini gördüğümüzde hükmü ra tecvidi mevcut. Bakıyoruz harekesi ne? Üstün o zaman hükmü ra kalın okunur. Me derken meddi tabi'i var. Nirra derken elif sonra ra harfi gelmiş idamam şemsiye bilagunlu olmuş. Aynı zamanda hükmü ra var. Harikesi üstün olduğu için kalın okunur. Him diye durduğumuz zaman meddi arız var. Son harfin harekesi esir olduğu için dört vecih caiz. Eğer ki durmayıp geçer isek rahimi şeklinde okur isek meddi tabi'i mevcut. Tebbet derken ba harfinde teşrid bile ne var? Yede diye uzatıyoruz. Bakınız zaten burada ''med'' işareti var. Hemen bakıyoruz. Harfi metten elif gelmiş. Sebebi medden hemze gelmiş. Ve ikisi ayrı ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl olmuş. Ebi derken meddi tabi'i mevcut. Lehebi derken hemen bir tenvin gördük. Tenvinden sonra vav harfi gelmiş. Bu vav harfi idgam ma'al gunna harflerinden olduğu için idgam ma'al olmuş. Ve teb diye durduğumuz vakit ba harfi cezimli oluyor ve kalkale meydana gelmiş oluyor. M agna derken harfi medden elif gelmiş, sebebi medden hemze gelmiş. Ayrı ayrı kelimelerde meddi munfasıl olmuş. Agna derken meddi tabi'i var. Harfi medden sonra herhangi bir sebebi medden bir şey gelmemiş. Onun için meddi tabi'i anhu. Bakınız sakin sonra h harfi gelmiş. Bu h harfimiz izhar harflerinin olduğu için burada izhar olmuş. Bu zamir de kendisinden önceki harf hareketsiz olduğu için uzatılmaz. M derken meddi tabi'i mevcut. Luhu derken bu zamirden önceki harfin hareketi olduğu için uzatılır. Burada sanki gizli bir vav varmış gibi. E, harfi med olan vavdan sonra sebebi herhangi bir şey yok. O zaman burada meddi tabi'i olmuş. وَمَا ma derken meddi keseb diye durduğumuz vakit ba harfi sukun meydana geldiği için kalkale olmuş diyoruz. Seyasla derken la da de meddi tabi'i na derken meddi tabi'i ranza bakınız tenvin var. Tenvinden sonra ihfa harflerinden za gelmiş. ve i̇hfa olmuş. Aynı zamanda hükmurra harekesi üstün olduğu için kalın okunur. Z derken <packet'>? meddi <meillä> tabi'i leheb diye durduğumuz vakit sükun oluşuyor. O zaman kalkale olmuş oluyor ba harfinde. Eğer ki geçerli şekilde <meillä> ve mra'etuh diye o zaman tenvinden sonra o harfi geldiği için malgun ma'lugunlu oluyor. Ve sakin mim ra harfi olmuş mim izharı. Hükmü ra harekesi üstün olduğu için kalın. Ra diye durduk. Herhangi bir şey yok. Geçer isek bu hu kendisinden önceki harf harekeli olduğu için uzatılacak. Ve kendisinden sonra sebebi metten herhangi bir şey olmadığı için meddi tabi'i olmuş oluyor. Hamme bu hamme teşdid ma'l ne var. Ee, ma derken uzatıyor. sebebi Sebebimetten herhangi bir şey yok. Meddi tabi'i. Letel. <laughs> Bakınız elif lamdan sonra ha harfi gelmiş kameri izhar izhari kameri olmuş. Hattab diye durduğumuz vakit ba harfi e, sukun meydana gelmiş oluyor ve kalkalı oluyor. Bu ayet sonlarında geçtiğimiz vakit sukun ortadan kalkacağı için artık e, ona göre eğer ki buradaki gibi tenvinden sonra bir e, harf gelmişse o e, tecvid kaidesi meydana gelmiş olur veya normal üstünlü bir şekilde esir bir şekilde okunuyorsa herhangi bir şey yok demektir. <laughs> Fi derken meddi tabi'i, ci derken meddi tabi'i, ha derken meddi tabi'i, hab derken b harfinde kalkale, lummim bakınız tenvinden sonra mim harfi gelmiş. İdgam ma'lune mimme. Bakınız sakin mimden sonra mim harfi gelmiş. İdgam ma'lune ms derken de burada bir sükun oluşuyor ve dal harfi sakin olduğu vakit kal kale olmuş oluyor. Böylelikle Tebbet suresinin sonuna geldik. Şimdi Nasr suresindeki tecvid tahlillerine bir bakalım. Besmele'yi tekrar izah etmeye gerek yok. İze derken medde tabi'i Câ'e e dediğimiz zaman harf medden sonra hemze gelmiş ve bir kelime de olduğu için medde muttasıl. Nasuru ruada hükmür ra harekesi ötürü olduğu için kalın. Rullahi elif lamdan sonra idgam şemsi lam gelmiş. İdgam şemsiye Bilagunne. Aynı zamanda meddi tebi'i ve lafzatullah'tan önceki harfin harekesi ötürü olduğu için kalın okunur. Vel derken elif lamdan sonra kameri harflerden fe gelmiş. İzhar ı kameri olmuş. Feth derken herhangi bir şey yok. Ve ra, ra hükmü ra harekesi üstün kalın okunur ve ra'eyte herhangi bir şey yok. Tennas ederken elif lamdan sonra nun gelmiş. İdgam şemsiye ma'al ne Na derken meddi tabi'i. Yed derken kalkale. Hulu derken meddi tabi'i. Fi derken meddi tabi'i. Di tabi Dî derken meddi tabi'i. Nillahi derken elif lam takısından sonra lam harfi gelmiş. İdgam şemsiye bila gunne medd tabi'i ve lafzatullah'tan önceki harflerle harekesi esir olduğu için lafzatullah ince okunur. F <Sessizlik> ve derken vade medd tabi'i c diye durduğumuz vakit burada da c'de medd tabi'i oluyor ama durmadan geçer isek f <Sessizlik> ve cen fe tenvinden sonra ihfa fe geldiği için ihfa olmuş diyeceğiz bir derken burada teşdid bilagun ne var? Ya bu teşdid dediğimiz şey aslında kelimenin aslından olan şeddeli harf de diyoruz. Eğer bu şeddeli harf nun ve mim ise teşdid ma'al gunne yani gunne ile beraber şedde. Eğer ki mim ve nun harfi dışındaki bir harf ise teşdid bilagun ne şeklinde diyoruz. Bu kelimenin aslından olan bir şedde ise. E yok eğer iki kelimenin birleşmesinden dolayı şeddeli gibi gözüküyorsa. Mesela amma aslında an ve me'den oluşan bir kelime. Orada teşdit demiyoruz. İdgâb-ı ne diyoruz? Niye? Sakinin ondan sonra mim harfi geldiği için. Bi hamdi mimi izharı. Sakin mimden sonra dal harfi gelmiş. E, mim izhar olmuş. Ra ra. Kalın okuru harekesi üstün olduğu için. Rabbike teşdit bilâ gunne. fir. Burada da hükmür ra e, ince okunur. kendisinden önceki harf esreli olduğu için daha sakin. Kendisinden önceki harf esreli olduğu için ince okunur. Bu zamirde kendisinden önceki harfin hareketi olmadığı için uzatılmaz. İnne derken teşdid ma'lughunne hu derken medd-i tabi'i. Çünkü zamirden önceki harfin hareketi olduğu için zamir uzatılır. Burada gizli bir vav var. Kendisinden sonra sebebi medden herhangi bir şey olmadığı için medd-i tabi'i olmuş. Kâne derken medd-i tabi'i. Tevva derken teşdid bilagunne ve ve derken e, med tabi'i çünkü harfi medden sonra sebebi medden herhangi bir şey gelmemiş. Ba diye durduğumuz zaman med tabi'i geçecek isek tenvinden sonra gelen harfin durumuna göre artık e, bir kaide olmuş oluyor. Ve kafirun suresine bakıyoruz. Kul derken herhangi bir şey yok. Ya derken harf medden sonra hemze gelmiş. Ayrı ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl. Eyyü teşdid bila gunne. He uzatıyor gibi gözüküyor. Ama kendisinden sonra cizimli bir harf geldiği için bu uzatılmıyor. Onun için burada meddi tabi'i va diyemeyeceğiz. Elke derken elif lam takısından sonra izhar-ı kameri harfinden kef gelmiş. İzhar-ı kameri olmuş. Ke Ka derken meddi tabi'i firun diye durduğumuz zaman burada meddi arız olmuş oluyor. Harfi medden sonra sükun arız geldiği için meddi arız oluyor. Ve hükmür ra, harfin harekesi ötürü olduğu için kalın okunur diyoruz. Geçer isek, rune diye geçer isek meddi tabi'i olmuş oluyor. La e'budu derken harfi medden sonra sevimetten hemze gelmiş. Ayrı ayrı kelimelerde meddi munfasıl olmuş. E'budu derken herhangi bir şey yok. Ma derken meddi tabi'i ta'budun diye durduğumuz zaman meddi arız. Geçerliysek meddi tabi'i. Ve la entum derken harf medden sonra hemze gelmiş. Ayrı adi kelimelerde meddi munfasıl olmuş. ''En'' derken sakin ondan sonra t harfi gelmiş. İhfa olmuş. Burada mim sakin. Kendisinden sonra mim ve b harfi dışında bir harf geldiği için mim izhar olmuş. A derken meddi tabi'i. Bidune derken meddi tabi'i. Ma a'bud derken harf medden sonra hemze gelmiş. Ayrı ayrı kelimelerde meddi munfasıl olmuş. A'bud diye durduğumuz zaman bu dal harfi sükunlu olduğu için kalkarı olmuş oluyor. Ve la ene derken harf medden sonra hemze gelmiş. Ayrı ayrı kelimelerde meddi munfasıl olmuş. Ena diye uzatmıyoruz çünkü altında kasır var yani bu uzatılmaması gerekiyor. Onun için burada med tabi'i yok. A derken meddi tabi'i. Bunu kısaca meddi tabi'i deyip geçiştiriyorum. Çünkü artık bunu alışalım. Harfi medden sonra sevimetten herhangi bir şey gelmemiş. Meddi tabi'i olmuş. Yani harfimetten sonraki harfe bakıyoruz. Hemze veya sükun yok ise meddi tabi'i. Ada kemedi tabi'i bi dumma. Tenvin gördük. Tenvinden sonra mim gelmiş. İdgamu ma'lugun ne? Ma derken medde tabi'i abettum. Evet. Abettum derken bakınız idgamu mutecanisin diye bir tecvid kaidemiz vardı. Mahreçle bir sıfatları farklı olan harf grupları. Birincisi sakin, ikincisi hareketli olduğu zaman idgamı mütecanisin oluyordu. Bu dal ve te de bir harf grubuydu. Te, dal, t, dal, Bu üçü bir harf grubunda. Bakınız dal ve t yan yana gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi hareketi. İdgamı mütecanisin olmuş. Tüm diye durduğumuz zaman herhangi bir şey yok. Geçerken mim vava uğradığı için mim izharı diyoruz. la derken harf metten sonra hemze gelmiş. Ayrı adi kelimede munfasıl. En derken sakin ondan sonra t geldi. İhfa. Tüm A mim aynı uğramış. Mim izharı. A derken meddi tabi'i. Bidune derken meddi tabi'i. Ma a'budu derken meddi munfasıl var. Harf hemze ayrı ayrı kelimelerde. A'budu diye durduğumuz zaman sükun meydana geldiği için dal harfinde kalkale olmuş oluyor. Lekum. Sakin mim. Dal harfine uğramış. Mim izharı. Mim Mim ve B harfi dışında bir harfe uğradığı zaman mim izharı oluyor. Çünkü mimin üç hali vardı. Bir mim, mimi uğrarsa idgam misliyin ne? Mim B'ye uğrarsa ihfai şefevi yani dudak ihfası. Mim bu iki harf dışında bir harfe uğrarsa örneğimizde olduğu gibi mim izharı oluyor. Di derken meddi tabi'i nukum ve. Mim V'a uğramış yine mim izharı. Veliye bir şey yok din diye durduğumuz zaman meddi arız harfi medden sonra çünkü sukun arız geliyor. Durduğumuz ortaya çıkan geçtiğimiz ortadan kaybolan bir sukun sukun arız olduğu için meddi arız oluyor din diye durduğumuz zaman. Son harfinin harekesi esir olduğu için dört ve cehcaiz yani tul ile dört uzatılabilir tahkik okurken. Tedbir okurken tavassut ile iki üç uzatılabilir. Hadır okurken Kasır ile yani bir elif miktarı uzatılarak okunabilir. Bunun dışında esrede bir vecih de vardı. Neydi o? Kasır ile rav, rav neydi? Harfin harekesini kısık bir sesle talep etmeye deniyordu. Din dört elif miktarı uzatılarak okunabilir. Üç iki uzatılarak okunabilir. Bir uzatılarak okunabilir. Ve kasır ile raun. O nasıl yapılıyor? Onu gösterelim. Dini. Dini. Yani son harfinin harekesini normal okuyuşun üçte bir kadar sesiyle e, böyle çıkarmaya revm deniliyor. Evet bugün de Tebbet, Nasır ve Kafirun suresindeki tecvid kaidelerine göz attık. İnşallah bir sonraki dersimizde yine böyle birkaç sureyi daha gözden geçirip tecvid kaidelerini iyice pekiştirmeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak. Bu tecvid ilmi sayesinde Kur'an-ı Kerim'i hatasız bir şekilde okumayı cümlemize nasip eylesin. Cümlemizi bu işte muvaffak eylesin inşallah diyelim. Dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.